Herkese merhaba. Bugün çok da sorulan ve merak edilen bir konu üzerine konuşmak istiyorum. Solucan gübresi kullanımı. Solucan gübresinin faydaları nelerdir, nerede kullanılır? Bununla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Öncelikle solucan gübresi diğer gübrelerden farklı olarak %100 doğal bir gübredir. %100 doğal derken nasıl oluyor bu? Bildiğimiz bizim organik atıklar ve fermente hayvansal ürünleri solucanlar yiyorlar, tüketiyorlar ve daha sonra bunları kendi sindirimleriyle dışkı olarak çıkarıyorlar. Dışkı olarak çıkarttıkları zaman solucanların içinde bulunan yararlı enzimlerle beraber bu dışkılar dışarı çıkıyor. Daha sonra bitkiler bunu onlar için faydalı bir ürün olarak kullanıyorlar. Bildiğiniz gibi gübrelerin içinde bulunan azot, fosfor ve potasyum bu solucan gübresi içerisinde oldukça yüksektir. Ve daha birçok yararlı olan makro ve mikro elementler bulunmaktadır. Bunlar bitkinin büyümesi, gelişmesi ve %100 verimli ürünler elde edebilmesi için gerekli olan elementlerdir. Peki solucan gübresinin tam olarak faydaları nelerdir? Kök gelişimini çok etkilemektedir. Tohumların çıkış hızını hızlandırmaktadır. Bitkiler için yararlı olan şeker, vitamin ve birçok elementleri daha çok arttırmaktadır, proteinleri arttırmaktadır. Yapraklarda fotosentezi iyileştirerek gelişme ve büyümeyi hızlandırır. Mikroorganizma sayısı benzer ürünlerden 100 kat fazladır. Ürün artışı sağlar. Olgunlaşma süresini 10-14 gün kısaltır. Yani daha çabuk çoğaltır. Yani daha çabuk ürünün çıkmasını sağlamaktadır. Ve bunun gibi birçok faydalı yönleri bulunmaktadır. Bunun yanında solucan gübresini birçok alanda kullanabiliriz. Meyve yetiştiriciliği, sebze yetiştiriciliği, baklagiller, tahıllar ve süs bitkilerine kullanmaktadır. Yani aklınıza gelebilecek bütün tarımsal faaliyetlerde, hobicilik anlamında, büyük tarlalarda, bitki yetiştirme anlamında birçok alanda solucan gübresini kullanabiliyoruz. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Normal hayvansal gübreleri toprağa belli oranda vermek gerekiyor. Ama solucan gübresinin belli bir oranı yoktur. Yani fazla kullanıldığı takdirde solucan gübresinin herhangi bir zararı yoktur. Hatta bazı bitkilerin dikiminde veya ekiminde sadece solucan gübresi kullanarak yapıldığı da bilinmektedir. Çünkü solucan gübresinin içinde kesinlikle hastalık yapıcı mikroflorlar, parazit yumurtaları, ot tohumları ve ağır metaller içermemektedir. Tabii çok kullanımda herhangi bir zararı yok dedim ama bunların belirli bir ölçüde kullanım şekilleri vardır. Bunu da size hem normal süs bitkisi sardunyada hem de domates bitkinde bunu size uygulama olarak göstereceğim. Ve sizinle beraber ufak bir deney gerçekleştireceğiz. Elimde domates ve sardunya bulunuyor. Bunlara nasıl bir organik solucan gübresi kullanımı nasıl yapılır? Bununla ilgili bir örnek göstermek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz solucan gübresi toprağa benziyor, koyu renklidir ve kokusu yoktur. Yani böyle keskin bir kokusu yoktur. Gayet rahat kullanabilirsiniz. Şimdi ben bunu şu kadar alıyorum ve toprağın üstüne 0,5 santimetre yani yarım santimetre olacak şekilde toprağın üstüne serpiyorum. Bitkilerde ne zaman kullanabiliriz diye sorarsanız bitkiyi ilk ekim ve dikiminde kullanıp daha sonra kış ayına kadar yani ekim ayına kadar ayda bir kere bu gösterdiğim ölçüde kullanabilirsiniz. Çok fazla kullanmanızı tavsiye etmiyorum yani gerek yok. Şöyle toprağın üstüne şu şekilde serperek kullanabilirsiniz. Daha sonra bunu serptikten sonra normal toprağımızı üstüne, onu kapatabiliriz. Bunun da nedeni güneş geldiği zaman o gübrenin içinde bulunan elementler toprağı ve bitkiyi yakmaması için üstüne biz toprak ekliyoruz. Toprağımızın karışımı da torflu, humuslu ve içine hafif perlit de bulunan, şu perlitleri de göstereyim beyaz. Bunlar su tutucu özellikte. Perlitli topraklar kullanabilirsiniz. Bunu koyduktan sonra suluyoruz. Suluyoruz ki gübrenin içindeki yararlı maddeler toprağa geçsin. Evet, bunun sulamasını gerçekleştirdikten sonra şimdi süs bitkimiz olan sardunyaya geçiyoruz. Evet, bunu da bu şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi ekim ayına kadar ayda bir defa bu şekilde bitkilerinizde uygulama yapabilirsiniz. Sardunya ve domates bitkimize solucan gübresini nasıl uyguladığımızla ilgili bilgi verdik size. Uygulamamızı da gerçekleştirdik. Şimdi sizinle ufak bir deney yapacağız.
Şimdi elimizde iki tane saksımız var. İki saksımızda da aynı toprak bulunuyor. Perlitli, toflu ve humuslu toprağımız mevcut. Bunların bir tane, ikisine de domatesi koyacağız ama bir tanesine organik solucan gübresi koyacağız, diğerine koymayacağız. Ve bunların çıkış hızını, olgunlaşmasını ve aralarındaki farkların ne olduğunu birlikte şahit olacağız. Öncelikle organik gübre kullanacağımız saksımıza şöyle ufak bir işaret koyalım. Artı işareti koyalım. Bu bizim ayrıştırıcımız olsun. Bunu koyduk. Daha sonra domateslerimizi, kestiğimiz domatesin bir tanesini buraya, bu saksıya, bir tanesini de bu saksıya koyuyoruz. Bunlar aynı domatesti. Yani aynı domatesten çıkarttım. Daha sonra bu artı koyduğuma organik solucan gübremizi koyuyorum. Diğerine koymuyorum ve üzerine tekrardan toprak karışımını ekliyorum. Bunu ekleyelim, kapatalım. Ve bunun üstüne de ekleyelim. Ekledikten sonra sulamamızı yapalım ikisine de. Bunu suladık, bunu da suladık. Evet, bu artı olanı dediğim gibi solucan gübreli, diğeri solucan gübresiz. Bakalım çıkış hızıyla ilgili size gerekli olan bilgileri vereceğim. Evet arkadaşlar, bugün solucan gübresi nasıl kullanabiliriz ve faydaları nelerdir ile ilgili bilgileri sizinle paylaştım. Burada görmüş olduğunuz saksının takibini gerçekleştireceğim. Bununla ilgili de bilgileri sizinle paylaşmış olacağım. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere, hoşça kalın.